Evet, markalar gelin ilgi nasıl konumlandırmalı panelimize başlıyoruz. Panel moderatörümüz, IAB Yönetim Kurulu üyemiz, Vodafone Senior Media Manager Ayşe Ketenciye ve panelistlerimiz Burak Gözalan, Emirhan Ayan ve Volkan Budağ'ı davet ediyorum sahneye. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Söz ve sahne sizlerin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Ömür. Herkese merhaba tekrar. Bu webinarın öğle saatlerini aslında gaming dünyasının birbirini tamamlayan ama farklı taraflarını bir araya getirdiğimiz bir sohbetle ilerletelim istedik. Ben kısaca panelistleri tanıtıp hızlıca sorularıma geçmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Burak Gözalan, çoğumuzun Zula'dan tanıdığı InGame Group CEO'su. Bugün oyun tarafını, oradaki perspektifi, ihtiyaçları bize aktarıyor olacak. Emirhan Ayan, AdColony'den Instant Play satış ekibinde Growth Markets ve Benelux region'larından sorumlu ekip lideri. Ve Volkan Budak, PepsiCo'da dijital strateji, inovasyon ve transformasyondan sorumlu pazarlama müdürü. Tekrar hoş geldiniz. Ben biraz genelden başlamak istiyorum aslında. Son 5 yılı aşkın süredir herhalde dijital dünyada en fazla konuştuğumuz, en anlamaya çalıştığımız alanlardan bir tanesi gaming. Çok da evveliyatı yok özellikle markalar için. Eminim ki dinleyenler arasında da bu dünyaya çok aşina kişiler olduğu kadar yeni yeni keşfetmeye çalışan dinleyenler de vardır. O yüzden Burak seninle başlayalım istersen. Tamam. Nasıl bir dünya bu gaming dünyası? İçinde neler var? Bizi neler bekliyor? Biraz bahseder misin? Tabii seve seve. Süremiz 7-8 saatse ben bir başlayayım. 7-8 saat anlatayım bu ekosistemi. Şimdi hani espri bir yana gerçekten hani çok da öyle kısa tanımlanacak bir konu değil bu. Yani çok geniş bir ekosistem. Sonuçta dikey olarak baktığımızda eğlence başlığı altındaki çok kuvvetli bir oyuncu gaming. Senin de ifade ettiğin gibi özellikle son 5-6 yıldır hani bütün data driven anlamda şirketlerin, ekonominin, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ama aslında yıllardır gaming çok büyük adımlarla gelmekte ve vardı zaten. Mesela bu kadar data driven bir sektör olmasına rağmen 2020 rakamları bile doğru tahmin edilemedi. Beklentilerin üzerinde bir ciro ile kapadı. Total revenue 175 billion dolar oldu. Yani çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Yine aynı dikeyin altındaki sinema ve müzik sektörlerinin toplamından daha büyük bir revenue'den bahsediyoruz. Hani böyle biraz rakamla konuşursak daha iyi algılanabilir diye düşünüyorum. Çünkü neresinden tutacağınıza bağlı ama herkese yetecek kadar büyük bir sektörden bahsediyoruz. Yani stüdyo tarafından bakmak lazım yoksa bugünkü panelimizin ana odağı olan kurumlar tarafından mı bakmak lazım? İşin biraz önce konuşulduğu e-spor dünyası var, oyuncu tarafı var. Birçok alanında çok gelişime açık bir alandan bahsediyoruz. Yine biraz rakamdan bahsedeyim. Mesela beklentiler anlamında oyun içi yaratılan revenue'yu yıllar içerisinde çok büyük bir şekilde shift etti. Yani bu biraz işte teknolojinin gelişmesi, bandwidth'lerin gelişmesi, mobile'ın patlaması, özellikle son 1,5 yılda içinde bulunduğumuz pandemik dönemden dolayı da çok büyük bir adım atıldı. Ama oyun içindeki gelirler mesela %25, oyun içi gelirler %75, diğer gelirlerken bundan 2005'lerde. Bu 2015'te geldiği nokta yarı yarıydı. Şu anda %75 oyun içi gelirler ve %25 oyun dışı gelirler gibi bir konumlandırma oldu. Bu 2025'te çok daha fazla açacak gibi gözüküyor arayı bu alan. Biraz Türkiye'ye konuşalım. Hani zamanı iyi değerlendirelim bence. Çünkü Türkiye genel ekonomik başarımız açısından bakıldığında gerçekten gaming alanında çok büyük başarılara imza attı. Geride bıraktığımız özellikle son birkaç yılda yaklaşık 2.4 milyar dolarlık bir çıkış sağladı başarılı şirketlerimiz. Sırf bu yıl ilk Q'da 510 milyon dolar yatırım aldı. Yaklaşık 60 tane stüdyo irili ufaklı. Bu çok büyük bir rakam.
Türkiye'nin genel hani ekonomik başarılarından, sektörlere vesaire baktığımda gerçekten dünyada gaming dendiğinde akla gelen ülkelerden birisiyiz. Bu sırf eskiden bundan 5 yıl önce konuşurken genç nüfusumuz, nüfusumuzun büyüklüğü, o yüzden gaming alanındaki potansiyelimizden bahsediyorduk. Ama şu anda biz işin yaratım tarafında, üretim tarafında çok büyük başarılara imza atan bir ülke konumuna geldik. Bir hub olarak değerlendiriliyor tüm genel dünyada gaming sektöründe. Ki gaming sektörünün cirosal olarak baktığınızda büyük oyuncuları Çin ve Amerika'dır. Ve hani birçok alanda Amerika önde olmasına rağmen gaming'in geneline baktığınızda Çin Amerika'nın önünde bir pazar payına sahip. Ve bu kadar büyük giantların yanı sıra Türkiye'de uluslararası platformlarda hep konuşulan bir ülke haline geldi bu son dönemki özellikle başarılardan dolayı. Bu da doğal olarak bu alana gözlerin dönmesine ve yatırımın artmasına, devletin bu alana hani destek olmasına sebep verdi. Bugün hani tam rakam veremem çünkü bu data yok ama 500'ün üzerinde Türkiye'de irili ufaklı stüdyo var ve bu alanda bir şeyler create ediyorlar, çıktı sağlıyorlar. Dolayısıyla markalarında olmazsa olmaz hangi sektörde olursa olsun gözü bu alandaki ses ve yaş grubuna döndü. Ve bu da işbirliklerini beraberinde getirdi. İşte gerek e-spor müsabakaları olsun gerek oyunlara yapılan medya shift'i olsun. Hani daha çok güzel katılımcı arkadaşlarımız var hem marka tarafından hem medya tarafından daha benden çok daha değerli bilgiler vereceklerdir. Çok büyük bir shift ya, çok büyük bir değişim oldu. Medya planlamaları değişti. Benim bir diğer şapkamda belki bazı arkadaşlar bilir, reklamcıyım ben. Reklam ajansı sahibi olduğum için iki tarafta yaşıyorum bu değişimi. Hem hani gaming içinde olan bir kurum olarak hem de reklam ajansı tarafı olarak. Dolayısıyla ne tarafından bakılacaksa bakılsın çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Ana hatlarıyla mobile ki sektörün yaklaşık %49'u konsol ve PC gaming ile beraber son dönemlerde yükselmekte olan e-spor kavramıyla beraber bu işin iyice eğlence tarafının dışa vurumu bu alanın her alanında gerek yayıncı gerek oyuncu gerek stüdyo gerek publisher gerek kurum gerek devlet kurumu olarak herkesin kendine yer bulacağı sadece doğru stratejiyi güderek bu alanda yer bulacağı ve bunun da ROI anlamında geri dönüşünü fazla fazla alacağı ve hızın da hiç kesilmeyecek gibi gözüktüğü bir alandan bahsediyoruz. Yani daha uzatabilirim ama bence diğer panelist değerli arkadaşlara da vakit kalsın. Sorunu bu şekilde toparlamaya çalışayım. Süper bir girizgah oldu. Hem üretici hem oyuncu hem de yatırımcı açısından gerçekten sınırların kalktığı bir alana girdiğimizden bahsettim. Bence kullandığın önemli keywordlerden bir tanesi de doğru stratejiydi. Çok teşekkürler. Emirhan bu konuda senin eklemek istediklerin var mı farklı bir bakış açısıyla? Tabii ki. Şöyle ben ilk bu oyun dünyasında reklam yatırımlarının ya da ilk reklamların nasıl kullanıldığından ve şu an günümüzde nereye geldiğinden bahsetmek istiyorum. İlk oyun için reklam yatırımı 1978 yılında gerçekleşmiş. Adventureland isimli bir oyun. Oyun sonunda bir sonraki oyunlarının reklamlarını yapmışlar. Ve bu ilk mobil yani in-game advertising olarak geçiyor hayatımıza. O noktadan gelişimine baktığımız zaman mesela ben yaşım itibariyle benim ilk hatırladığım oyun içi reklam FIFA 98'deki reklamlar. Hani eminim daha eski oyunlardan da bu reklam yatırımlarını hatırlayanlar, görenler vardır aramızda. Benim hatırladığım FIFA 98. Daha sonra ne kadar daha geliştiğine bakarsak, yani zamanında Amerikan başkanı Xbox oyunları içerisinde canlı şekilde live oyunlarda işte NBA gibi oyunların içerisinde aslında seçim kampanyasında kullandığı oyun dünyasını. Bu aslında bütün oyun dünyası için bir milestone gibi bir durumdu diyebiliriz bunu. Geldiği noktadaysa aslında Burhan bahsettiği gibi yani ilk mobil oyun dünyasındaki yatırımların bütün entertainment endüstrisinin önüne geçtiği yıl 2017 yılıydı. Yani bundan 4 sene öncesiydi. Ve buradaki bu gelirlerin durumuna baktığım zaman aslında oyun dünyasının içerisindeki kullanıcı kitlesinin yaş dağılımına da satın alım gücüne dair de bir öngörüye sahip olabilir. Çünkü bütün sinema ve entertainment endüstrisinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz bu alanda. O yüzden içerisinde herkesin bulunduğu günümüzde ve öneminin gittikçe arttığı bir alandan bahsedebiliriz. Oyun dünyası ve reklam yatırımları. Süper, teşekkür ederiz. Peki Volkan, marka tarafından senin görüşlerin nedir?
Şöyle yani gaming bugün bir patlama yaşıyor ve doğal olarak da markalar buradan pay almak istiyorlar. Bence daha yeni başladık ve çok da başındayız yani özellikle pazarlama ve markalar açısından. Gaming dünyası kendi içinde işte ya da endemik markalar açısından gelişmiş durumda daha da gelişecektir ama bizim gibi yani FMCG gibi endemik olmayan sektörlerin de bu alana güçlü girişiyle birlikte bence önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı büyüyen bir sektörden bahsediyor olacağız. Peki ne bu kadar aslında hani bugün niye bunları bu kadar konuşuyoruz? Yani nedir bizi gaming konuşturan bu kadar cazip olan diye baktığımızda bir şeyler değişti aslında. Hani birazcık az önce Burak da değindi. Ben de birkaç Türkiye'den rakam vereyim. Bugün Türkiye'de 66 milyon internet kullanıcısı var. Bu toplam nüfusun %80. Ve geçen yıl ilk defa dijital medya yatırımı televizyonu geçti. Yani aslan payını aldı ve artık büyük bütçeleri dijital alana markalar harcayabilecek duruma gelmeye başladılar. Bunun dışında nüfusun büyük bir kısmı dijital dünyada çok fazla zaman geçiriyor. Ve yeni gelen nesiller çok daha fazla burada yaşıyorlar ve sosyalleşiyorlar. Bunun dışında Gen Z diye çok hani bolca konuştuğumuz bir kitle var ve bu kitle artık satın alma gücüne kavuştu ve gittikçe de baskın kitle olmaya doğru gidiyor. Ve bu kitle dijitale doğmuş bir kitle ve tamamen aslında daha önceki nesillerden farklı davranışlara sahip. Ve onların hayatında oyun oldukça önemli bir durumda. Öyle düşünebilirsiniz. Bir taraftan Twitch'in işte geçen yıldan bu yıla artış %80 oranında bir artış varmış Twitch'te geçirilen zamanda. Oyunun kendisi sosyalleşmeye başladı bir taraftan. Yani büyük kitleler oyuncuları ve oyun izleme anlarını izliyorlar ve burada etkileşiyorlar. Az önce espor sunumunda konuştuğumuz gibi ligler, turnuvalar, takımlar doğdu, oyuncu sponsorlukları başladı. Artık hani bizim offline dünyada bildiğimiz bütün her şey espor tarafında da gerçekleşmeye başladı. Burak az önce yine bahsetti, çok büyük bir pazardan bahsediyoruz yani dünyada ve şeyi ya oradaki o pazarın büyüklüğünü aslında en net müzik ve Hollywood dünyasının toplamından daha büyük bir pazar olduğunu hayal ettiğinizde aslında ne kadar büyük bir pazar olduğunu anlıyorsunuz. Bunun dışında bir de tabii ki de şey vardı aslında hani biz pazarlamacılar için gamer dediğimiz, oyuncu dediğimiz kitle bir stereotipti. Yani işte büyük ihtimalle erkekti, ergendi ve bütün gün oyun oynayan bir tip hayal ediyorduk bundan birkaç yıl önce. Fakat dataya baktığınızda oyun aslında demografilerin çok daha ötesine geçmiş bir durumda. Bugün Türkiye nüfusunun yani internet kullanıcılarının %84'ü mobil oyunlar oynuyor. Ve bunu da sadece gençler oynamıyor. Yani sınırlı bir kitleden bahsetmiyoruz. Hatta mobil oyunlarda ki cinsiyet dağılımı da eşit gibi. Yani %50-50 bir orandan bahsediyoruz. Oyuncu profilinin değişmiş olması burada yine önemli olmaya başladı. Bizim gibi endemik olmayan markalar açısından. Bunun dışında yine önemli maddelerden bir tanesi araştırmalar gösteriyor ki aslında oyuncu kitle reklama ve pazarlamaya kapalı bir kitle değil. Yani biz onları adblocker kullanan bir kitle olarak hayal ediyorken çok da öyle değil. Yani araştırmalarda çıkan bir İngiltere'de bir araştırma var mesela. O araştırmanın sonucuna göre insanlar mobilde gördükleri reklam %70 oranında tıklıyorlar. Bu çok ciddi bir rakam. Yani etkileşime geçmeye hazırlar. Tek bekledikleri aslında değer yaratacak markalar veya da değerli içerikler ile etkileşime geçen kitleden bahsediyoruz. Yani çok özetlemek gerekirse büyük bir pazar var, arkası geliyor. Büyük homojen bir hedef kitleden bahsediyoruz. Yani o stereotip algı yıkıldı bugün. Değer ve fayda yaratacak markalar ve pazarlama anlayışına açık bir kitle var. Ve FMCG gibi de bütçelere sahip büyük yatırımcıların da bu alana girişiyle birlikte burası daha da hızlanacak ve kızışacak bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. Süper, çok net. Yani tarihçesinden aslında başlayarak günümüzde geldiği yeri, tüm demografilere ne kadar hitap ettiği, pazarın ne kadar büyüdüğünü değerlendirecek olursak, hepinizin de söylediği gibi gerçekten de markaların bypass geçemeyeceği bir alan olduğu aşikar. Peki Volkan, aslında markalar için önemli bir girizgah yaptın.
bu alanı biraz daha açalım mı? Yani bir marka gaming alanına girerken ne beklemeli? Briefinde neler olmalı? Ya da bir yandan ne beklememeli? Bu da belki aydınlatıcı olur. Şöyle aslında her şeyden önce markalar bence burada bir trend var, hype var diye bir şeyler de kaçırıyoruz endişesiyle çok net KPI, iş hedefleri ve ROI'lar düşünmeden, belirlemeden, stratejiler geliştirmeden bence bu alana girmemeli. Markalar bu alanın ki Burak'ın az önce bahsettiği gibi çok büyük bir dünya olduğunu, eğer ana iş kolları değilse yani endemik markalar değillerse gerçekten bütçeleri ve pazarlama hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir, ayrışabilir ve efektif bir şekilde yer almak zorundalar. Ve almaya çalışmalılar da bir taraftan. Bunu yapabilmenin de yolu aslında bir pazarı iyi biliyor olmaları gerekiyor. Oyuncuyu çok iyi biliyor olmaları gerekiyor. Yani neye değer veriyorlar, ne yaparlar, iyi içgörülere sahip olmaları gerekiyor. Ve tüketici merkezli düşünmesi gerekiyor aslında markalarımızın. Bu tüketicilere göre de doğru hedefler, doğru iş hedefleri, doğru stratejiler belirleyerek ve doğru KPI'ları da belirleyerek yol üstünde bunları optimize edebilmek adına yola çıkmaları gerekiyor. Aslında hani daha önce yaptığımız şeylerden çok büyük bir farkı yok. Yani pazarlamanın ana stratejileri ve taktikleri değişmiyor. Çok net kanıtlanmış zaten stratejiler ve yaklaşımlar var pazarlamada. Oyun dünyasında da bunlar değişmiyor ve değişmeyecektir. Yani bugün siz bir takıma niye sponsor oluyorsanız offline dünyada, e-sporda da aslında bir taraftan aynı amaçla ya da neden bir ligi sponsorsunuz ya da neden bir oyuncuya veya atlete sponsor oluyorsanız, bugün aslında online dünyada da gaming'de de çok aynı yani stratejiler ve taktikler. Ya da medya olarak da kullanıyorsanız gaming'i, siz televizyona neden bir reklam veriyorsanız ya da YouTube'a neden bir reklam veriyorsanız, burada da aslında benzer amaçlar ve hedefler için bunu yapıyor olmanız gerekiyor. Sadece belki birazcık dinamikleri, oradaki hedef kitle davranışları farklı olabilir ama zaten o hedef kitle ve davranışlarına hakimseniz, doğru stratejiler ile etkili olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence önemli olan hani burada iyi ve hedef kitleyle etkileşime geçecek kaliteli içerikler üretmek ve o hedef kitle için, sektör için, işte oyuncu için, publisher için, izleyici için gerçekten değer katacak işler yaptığınızda, bu değer katacak işleri hedeflediğinizde, yani salt bir pazarlama aracı olarak bakmadığınızda aslında doğru brief'i hazırlamış olursunuz. Neler hedeflemeli derken, işte bu sizin markanız, amacınız, gitmek istediğiniz noktaya göre çok çeşitlenebilir. Ne hedeflememeli derseniz asla ölçemeyeceğiniz KPI'yi olmayan bir yola çıkmamanız gerekir. Ayşe, ben izninle burada Volkan Sürek'e bir ek yapmak istiyorum. Bir tabii. Burada altın oran vereyim ben herkese, özellikle marka tarafına. Bence Volkan değindi zaten çok doğru bir şekilde ama buradaki sihirli satıcı şu: markalar genel pazarlama iletişiminde doğal olarak marka merkezci bir strateji güderler. Bu sektörde ise eğer marka oyun veya oyuncu merkezli bir strateji, iletişim strateji güderse başarılı olur. Ve onu söyleyeyim. Yani sonuçta yapılan tüm iletişim çalışmalarının stratejisinin göbeğinde marka kendini ortaya değil, önce oyuncu veya oyunu ortaya koyup etrafına marka iletişimini örerse burada bu kitleden pozitif respons alırlar ve kendi Volkan'ın da bahsettiği gibi KPI'larına çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşırlar. Ben bu feedback'i vermek istedim açıkçası. Süper ekleme oldu Burak. Çok çok teşekkürler. Aslında hep konuştuğumuz, tüketiciyi merkeze aldığımız, yani tüketici reklamdan kaçmıyor, sadece kendi için yeterince düşünülmüş, ince kurgulanmış bir reklam, emekli bir reklam görmek istiyor. Dolayısıyla bunları da oyun alanında da gözetmek lazım. Belki burada çok özür Ayşe, bölüyorum seni ama bir ekleme yapabilirim mesela. Hani bizden de örnek vermem gerekirse, dinleyicilerin birçoğu biliyordur belki, Mountain Dew diye bir ürünümüz var bizim aslında yurt dışında. Ve bu ürün tamamen mesela oyuncu ve oyuncular için baştan tasarlanmış bir ürün çıkardık biz PepsiCo olarak. Ve bu ürünün şöyle temel özellikleri var. Yani bütün Ar-Ge çalışması ve her şeyi oyuncu için. Markası da işte GameFuel.
şu, bir ürün kapaklı bir ürün. Yani soğumuyor kolayca ve gazı kaçmıyor. İki, içerindeki içerik oyuncunun daha zinde olmasını, daha enerjik ve daha keskin olmasını sağlayan bir içeriğe sahip. Üçüncü unsuru ise önemli olan ambalajı kaymayan dış bir özel bir tabaka ile kaplı. Yani hani bu aslında birazcık tüketiciyi merkeze koyarak yapılmış bir iş. Yani sadece bir reklam platformu ya da bir sponsorluk klasik anlayıştan değil, ürününü tamamen mesela buraya odaklayarak yapıyor olmak ilginç bir gelişme. Yani FMCG olarak söylüyorum bunu. Yoksa zaten o dünyadaki işte bilgisayarlar olsun, şeyler, onların zaten çok doğal olarak orada yer alabilmeleri için yaptıkları çalışmalar varken, bu mesela ilginç bir case olarak örnek verebilirim. Buradan da açtık konuyu. Örnek oldu, teşekkürler. Peki örneklerden devam edelim isterseniz. İşin teorisinden, felsefesinden bahsettik. Türkiye tüm bu oyun dünyasında da farklı bir yerde oturuyor. Bence çok güzel örnekler de çıkarttık ülke olarak. Burak, sen birkaç örnekten bize bahsetmek ister misin? İçerik anlamında fark yaratmış olan. Yani gerçekten çok fazla iş ve örnek var ama hani ben de Volkan gibi bizden bir örnek vereyim bu sefer. Sonuçta içerik sektöründeyiz biz. Eğlence dikeyinin içinde içerik sektöründeyiz. Yarattığın içerikle tüketiciyi, hani karşındaki kitleyi eğlendirmeye çalışıyorsun en nihayetinde. Biz geçen yıl güzel bir işbirliğine imza attık. Yani InGame grubun oyunu olan Zula ve Türkiye'nin de kendi alanında bütün sıralamalarda bir numara çıkan içeriği olan Çukur dizisiyle beraber. Fakat Ay yapımında, yani Çukur'un sahibi olan kurumla bir araya geldiğimizde dedik ki standart bir şey yapmayalım. Yani sonuçta iki taraf da kendi alanında bir numara zaten. Hedef kitle bakıldığında hedef kitle de kesişiyor. Ama dedik hani iyi bir oyunun dizisini yapmak var ve yapıldı, veya filmini yapmak veya iyi bir film veya dizinin oyununu yapmak da ayrı bir şey. Biz dedik yaşayan ve birbirine geçiş sağlayan bir içerik üretelim. Belki izleyenlerin birçoğu biliyordur ama belki de bir kısmı bilmiyordur. Zula'nın şöyle bir özelliği var. Oyunun geçtiği alanlar birebir gerçekle aynı. Yani ve Türkiye'den, başta Türkiye'den değil çünkü bir sürü harita var dünyanın dört bir yanından, ama ağırlıklı olarak Türkiye'den birçok alanla birebir aynı. Yani 4 Levent metrosunun birebir aynı deneyimi var. Üsküdar sokaklarının o sokaktaki bakkal ve yanındaki ne bileyim anahtarcı da var gerçek hayatımızda, veya işte Trabzon Uzungöl veya Nemrut vesaire, hepsi birebir modellenerek yapılıyor. Biz oyun içerisinde bir çukur haritası gerçekleştirdik. Dizinin hani ana konusunun geçtiği bölge ve birebir yine aynısını yaptık aynı şekilde. Bu arada bu hani böyle muhtemelen 12 saniyede falan söyledim ama 6 aylık bir çalışmadan bahsediyorum. 6-7 ay sadece belli bir ekibin bu işin gidip fotoğraflarını çekilip blueprintlerini çıkarıp modellenmesi, oyuna geçmesi, böyle bu süreler tutuyor bizimki büyük bir oyunda. Ve bütün izleyiciye, yani bu içeriği tüketen kitleye şunu verdik aslında. TV'de veya dijitalde takip ettiği ve hayranlık duyduğu oyuncuların geçtiği, konunun geçtiği mecrayı 24 saat yaşayan bir hale çevirmiş olduk. Çünkü oyunda da aynı mekanı ve hikayeyi yaşayabiliyor oldular. Bazı içerikler önce oyunda çıktı, sonra diziye taşındı. Bazı içerikler önce dizide yayınlandı, sonra oyunda bunun karşılığı oldu. Bizde birçok ilke imza atıldı. İşte ilk defa sesli iki karakteri oyuna taşıdık bu arada. Modelledik ve onları kendi gerçek sesleriyle oynama imkanı tanıdık oyunculara. Ve gerçekten çok keyifli ve gerek oyuncu gerek genel kitle anlamında da çok net bir geri dönüş sağlayan bir projeye imza atmış olduk. Hatta çok ilginç oldu bu seminerin bugün olması. Dün de yine bir entegrasyon vardı dizide. Dün akşam, bu hafta yayınlanan bölümde yine bir Zula entegrasyonu vardı. Bu entegrasyonlardaki aksiyonları da hiç izleyiciyi nasıl oyunda rahatsız etmiyorsa gene izleyici rahatsız etmeyecek şekilde oturup onların senaristleri yazıyor. Bizim katma değerimiz oluyor. Biz başarıyı değiştiriyoruz ve beraber yaratıyoruz. Gerçekten çok başarılı bir içerik işbirliği oldu. Bu da işte bir sürü ödülle de taçlandırıldı Türkiye'de birçok yarışmada, iletişim dalında. Business KPI'lere de geri dönüş sağladı ve iki kurum karşılıklı gerçekten revenue based, yani gelir anlamında da bir başarı sağladık. Gerçekten
hani bu tip işbirlikleri win-win situation aranır ya, hani karşılıklı iki taraf. Burada win-win situation'ı ben hep onu söylerim zaten marka işbirliklerinde de. Bizim sektörümüzde o iki tane win yetmiyor. Üç tane win olması gerekiyor ve birinci win biraz önce bahsettiğim stratejiye bağlı olarak oyuncu olması gerekiyor. Sen oyuncuyu mutlu ettiğin zaman, oyuncu bir şey kazandığı zaman zaten iki diğer paydaş da kazanıyor ve gerçekten o zor olan win-win situation, win-win-win situation'a dönüşebiliyor. Ben bu örneği verebilirim. Hani bunun dışında bir sürü örnek verebilirim ama ben kendimin de çok keyif aldığı bir işbirliği de bunu paylaşmak istedim. Süper. Gerçekten o dönem bayağı sektörde konuşulan işlerden bir tanesiydi. Kazandığı ödüllerde cabası. Ben birebir oyuncusu değilim ama o dönem eş dost üzerinden bayağı bakmıştım. Şaşırarak da gülümseyerek de takip etmiştim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Peki biraz platformlardan, oyunlardan ve bunların içindeki formatlardan da bahsedelim. Hani oyun dünyası bu kadar genişken aslında markaları bekleyen yüzlerce binlerce farklı format da var. Emirhan, bu anlamda senin bize önereceklerin ne olur? Bunları nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu kadar çoklu bir pazar içinde markalar neyi önceliklendirmeli, neyi gözetmeli? Tabii ki. Yani az önce aslında konuşulurken de yine şeyden bahsedildi. Kullanıcı merkezli bir yaklaşımdan bahsedildi. Bunu kullandığımız reklam formatlarında da aslında düşünmeliyiz. Şimdi baktığımız zaman oyun dünyasının içerisinde var olan reklam formatlarına user initiated dediğimiz bir reklam formatı var. Bunun dışında Adware Gaming denilen bir reklam formatı var. Aslında işte bu FIFA 98'deki billboardları düşünebiliriz ya da şu an herhangi bir mobil oyunun içerisinde gördüğümüz native alanları görebiliriz. Aslında oyunlar kullanıcılara native ve onları rahatsız etmeyen reklam alanları sağlayabiliyor. Tabii ki bu alanların dışında işte natural break denilen iki bölüm arasında kullanıcının karşısına pop-up çıkabilen reklamlar da var mutlaka. Ama bu reklamlar diğer mecralardaki işte pre-roll gibi ya da kullanıcıyı pop-up şekilde karşısına çıkan kullanıcıyı rahatsız edebilecek diğer formatlarla aşağı yukarı aynı. Ama burada bir farklılık da var. Bu da işte User Initiated ve Adware Gaming denilen iki farklı reklam formatı kullanılabilecek. Kantar Milward Brown'un yaptığı araştırmalara göre örneğin User Initiated reklam formatı kullanıcılar tarafından %70'lik bir pozitif algıya sahip bir format. Çünkü kullanıcı yalnızca kendi istediği zaman reklamla karşılaşıyor. Veya diğer tarafı düşünürsek oyunu oynarken zaten kenarda sağda soldaki billboard'u native şekilde giydirebiliyorsunuz. Bu da kullanıcının yaşadığı deneyime hiçbir şekilde negatif bir etki yaratmıyor. Bu gibi reklam formatları aslında markalara kullanıcıları irite etmeden ve o duygusal bağ daha doğru kurarak reklam göstermelerini olanak sağlıyor. Reklam formatının yanında bu arada yani kullanıcı merkezli, kullanıcı odaklı düşünecek olursak oyunların bir taraftan da şöyle bir artısı var. Oyunların sahip olduğu session time'lar. Yani bir kullanıcı örneğin Zula'ya girdiği zaman muhtemelen 2 dakika sonra çıkmıyor. Oyunda gerçekten ciddi bir zaman geçiyor. Ya da mobil oyunlar içinde veya bir farklı bilgisayar ya da konsol oyunu içinde düşünebiliriz. Oyunlar aslında var olan uygulama kategorileri içerisinde en fazla session time'a sahip olan tür olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında bir kullanıcıyı yine rahatsız etmeden, irite etmeden var olan session time içerisinde 30 saniyelik bir videoyu örneğin izletebileceğimiz anlamına geliyor. Bu da markalar için aslında farklı bir olanak sağlıyor. Aynı zamanda da son olarak şunu eklemek isterim. Yani bizim ülkemizde düşünürsek aslında gündem sürekli karışık bir gündem var. Onun yanında ülkeyi düşünmesek de dünyada da şu an pandemi gibi bir dönem var. Burada kullanıcıların modunun pozitif olduğu bir anda karşısına çıkmak da çok önemli. Oyunlar da aslında tam olarak böyle bir olanak sağlıyor. Yani şu an haberlerde ne olduğundan tamamen bağımsız Zula'nın içinde Zula oyunu var. Başka bir şey yok. Ya da bir mobil oyun içerisinde sadece o oyun var. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla kullanıcının kendini dış dünyadan tamamen kapattığı ve kendini ayırdığı bir zamanda kullanıcıya reklam gösterimi sağlıyoruz. Bütün bunları topladığımız zaman aslında markalar için kullanıcıları pozitif modunda ve deneyimlerini bölmeden reklam gösterebildiğimiz anlar sağlıyor bize oyunların tamamı. Süper.
Bu son notun bence de çok çok kritik. Bu açıdan çok da düşünmemiştik ama konteks özellikle 2022 itibariyle pazarda daha çok konuşacağımız, değerlendireceğimiz bir kavram olacak. Gerçekten oyun bu alanda biraz daha güvenli alan hepimiz için. Evet. Süper, çok teşekkürler. Peki son olarak şunu sormak istiyorum hepinize de. Burak, yine seninle başlayalım istersen. Dijital herhangi bir şeyden bahsederken ölçümden ya da KPI'den bahsetmezsek olmaz tabii ki. Oyun dünyasında hangi KPI'ler gözetilmeli, hangileri gözetilmemeli? Markalar bazen bir işten çok fazla KPI, çok fazla ölçüm, çok fazla sonuç beklemeye de meyilli olabiliyor. Bu anlamda neleri önerirsiniz? Yani bu da aslında geniş tabanlı bir soru. Burada markanın stratejisi önemli. Yani şimdi Emirhan çok güzel açıkladı bu arada. Çünkü oyun evet bir kapalı alan. Oyunun jeneresine göre bu davranışlar çok değişiyor. Yani bir konsol oyunundaki bir advertising'de işte bir PC oyunundaki veya bir e-spor müsabakasına uygun bir PC oyundaki davranış farklıyken bir mobil kendi içinde hadi bölünüyor yine işte hyper casual, casual diyorduk. Araya hybrid casual diye bir segment daha çıktı. Midcore oyunlar var, hardcore oyunlar var. Onların kendi içinde yine genreleri var. İşte puzzle game'lerin davranış şekli ayrı. Hani mobil, high casual ve puzzle diye baktığınızda davranış şekli ayrı. Başka tip oyunların davranış şekli ayrı. Dolayısıyla markanın isteği ve stratejisine göre hepsinin medya ajans tarafından da, oyun şirketi tarafından da, o kitleyi yöneten grup tarafından da hep restructure edilmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani sonuçta o yüzden de hangi KPI gözetilmeli sorusunu biraz aslında markanın, yani marka konuşuyorsak bugün, markanın ihtiyacı doğrusu bakmamız gerekiyor. Bunu şöyle açmaya çalışayım. Mesela işte Volkanlar burada, PepsiCo ve FMCG ürünlere sahip bir grup. İçinde işte snack kategorisi de var, bir içecek kategorisi de var. Şimdi burada bu herhangi bir tanesini alalım. Doritos alalım mesela. Şimdi Doritos birkaç strateji güdebilir. Ürünü sattırma stratejisiyle bir gaming işbirliği yapıyorsa bu işbirliğinin redeem olarak kodladığımız tarafında düşüyor. Yani bir kullanıcıya bir fayda sağla, ürünü satın alsın, kendine oyun içinde bir fayda sağlasın. Şimdi burada yapacağınız iletişiminin tone of voice'u veya beklediğiniz KPI değişiyor. Ama gidip bir daha deep dive, daha sustainable, yine Volkan'ın söylediği gibi sürdürülebilir bir gaming iletişimi yapmak istiyorsa marka veya Doritos'la devam edelim. İşte işin yayıncılık tarafına eğilmesi gerekiyor, işin e-spor tarafına eğilmesi gerekiyor, işin turnuva tarafına eğilmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani bu açıdan baktığınızda KPI'ler değişiyor. Yani o yüzden en nihayetinde şöyle bir avantaj var. Sonuçta oyuncunun, mesela Zula çok büyük bir oyun. Hani çok zor o alanda oyun adedi de çok fazla değil ama biz oyuncunun attığı adım, aldığı aksiyon, hangi haritanın hangi bölgesinde kaç saniye geçirdiği, işte session time'ı kaç kere giriyor, kaç kere çıkıyor, ne kadar ara veriyor, her şeyi görebiliyor data sonuçta. Bu datayı okuyup gerçekleşecek olan işbirliğinde, yani marka ve oyun şirketi veya işte stüdyo, publisher, marka arasında baktığınızda o datayı doğru analiz edip ona göre KPI'leri belirlemek gerekiyor. Buradaki altın kural, ben yine en başa dönüyorum. En nihayetinde bu datayı generate eden, yaratan oyuncu kitlesine onu ön plana koyarak kurguladığınız ve yaratacağınız fayda veya iletmek istediğiniz mesajı doğru kurguladığınız takdirde bunu yine datayla okuyabiliyorsunuz. Ve okuduğunuz zaman da o KPI'lere erişiminiz gerçekten kolay olabilir. Ama ne zaman siz bu alanda klasik alışık olduğunuz aksiyonları almaya devam etmeye çalışırsanız, o zaman hayal kırıklıkları biraz daha fazla oluyor. Çünkü çok net ve sert tepki veriyor kitle. Anlatabildim mi? Ya ona işte biraz önce yine Emirhan bahsetti. Zorla bir şey göstermeye çalıştığınızda onun oyun deneyimini veya hani biz buna watch and play diye ayırıyoruz genellikle iletişimde gaming ekosistemini, bir içerik tüketerek gaming ekosisteminde var olabilirsiniz veya oyun tarafında var olabilirsiniz. Oyun tarafında var olurken de kendi içinde hani kırılımlar var ama her ikisinde de deneyimi bozduğunuz anda, kendi reklamınızı söylemek için veya işte tüketiciye dokunmak için, o zaman pozitiften çok negatif response alabilirsiniz. Çünkü buradaki Gen Z özellikle çok net bu konuda.
Yani onun keyif aldığı, eğlendiği anı bozma. Yanında ol, beraber yürü. Onun keyif aldığı, içeriği tükettiği kişiyi destekle. Ama onun üzerine ona reklam konuşturtma. Native ol yani. Buradaki ana strateji bu. Bunları uyduğunuz zaman hemen hemen her KPI'yi tutturuyorsunuz zaten. Çünkü çok net data yani. Matematik formülü yoksa. Şey tarafı da öyle, medya tarafı da öyle. Sonuçta siz hani oyun tarafından baktığınızda da çok net görüyorsunuz. İşte bir iletişim yapıyorsunuz, parayı basıyorsunuz. Orada CPA'yı ölçümlüyorsunuz. Ha, bu gelen trafik size yeterli gelir sağlıyorsa daha fazla basıyorsunuz. Yani bu kadar net. Bizden mesela çok büyük medyada para harcayan kurumlarız aslında oyun tarafından baktığınızda. Süper. Ama o da data yani baktığınızda. Çok net her şey. Emirhan, senin bu anlamda eklemek istediklerin var mı? Eminim ki ajans yayıncı şapkanızla günlük operasyonun büyük bir kısmı bu ölçüm ve KPI konularına gidiyordur. Kesinlikle. Yani KPI kısmında Burak aslında çok detaylıca anlattı. Ölçümleme tarafından birazcık bahsetmek istiyorum ben. Aslında marka gözüyle baktığımız zaman yani marka olarak siz ya da hani Volkanlar bir kampanyadaki işte video completion rate'den ya da click through rate'den ya da unique rate'den bu gibi yani zaten ölçüyor olduğunuz metriklerden memnun olmadığınız noktada zaten bir platforma yatırım yap, o platformu kullanmıyorsunuz daha fazla. Ama şu an geldiğimiz noktada ölçümleme noktasında sadece bu standart yıllardır bakılan metriklerden daha fazlasına dikkat etmek gerekiyor. Bunu da sadece bu arada oyun dünyası için değil, bütün dijital kampanyalarda ve stratejilerde birazcık dikkat etmek gerekiyor sanırım. Oyun dünyası bu alanda çünkü aslında birazcık avantajlı. Nedir bu daha fazlasına bakmamız gereken şeyler? Bunları üç başlıkta özetleyebiliriz. Brand safety, viewability ve ad fraud. Bu üç başlık aslında daha fazlasına bakmamız gereken ve yatırımlarımızı doğru yapıyor muyuz? Yaptığımız yatırımlar karşılığını alıyor muyuz? Bakmak gerekiyor. Hani Google'ın yaptığı araştırmaya göre örneğin dijital dünyada yayınlanan reklamların %51'i asla kullanıcılar tarafından görünmüyor. Yani burada milyarlarca dolar değerinde bir kayıptan bahsediyoruz. Yani sizin örneğin Vodafone'la işte Double Verify ile ölçümlerken PepsiCo ile muatta bir ölçümleme yapıyoruz. Ve gerçekten markanın yaptığı yatırım görünür müydü? Gerçek bir kullanıcı gördü mü? Ya da az önce bahsettik brand safety konusundan markanın girdiği alan aslında bulunmak istediği bir alan ve söylemiyle ve kendisiyle örtüşen ve safe bir alan mı? Bunlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu üç başlı aslında ölçümleme noktasında bu farklı tool'ları kullanabilen, third party tool'larla çalışabilen ve yatırımı gerçekten fraud olmadan believable ve safe bir ortamda gösteren platformlar aslında markalar için doğru tercih ve yatırımın doğru kullanılması anlamına geliyor diyebilirim. Çok teşekkür ederiz cevap için. Gerçekten hijyen faktörleri oldukça kritik. Her kampanyada olduğu gibi gaming kampanyalarında da mutlaka ön planda olması gerekiyor. Peki son olarak Volkan, senin de bu anlamda fikirlerini merak ediyorum. Oyunda deneyimli bir marka olarak ne gibi KPI'leri gözetiyorsunuz? Hangi ölçümleri önceliklendiriyorsunuz? Tabii yani ben FMCG şapkasıyla ve bakış açısıyla cevaplamaya çalışacağım. Bizim için FMCG'de erişim önemli bir konu. Yani ne kadar kişiye eriştiğimiz ve bir taraftan kaliteli erişimde kritik noktalardan bir tanesi ve o erişimin bana maliyeti ilk önemli başlıklarımdan bir tanesi. Ama erişmek sadece aslında bir ön koşul. Yani sonuçta o insana erişirken siz bir etki yaratmak için o insanlara erişiyorsunuz. Erişimden sonra bakacağımız nokta ve baktığımız nokta etkileşim. Yani ben bir oyun yarattıysam o oyun ne kadar oynanıyor? İşte oyun hakkında konuşuluyor mu? Oyun beğeniliyor. Ya da ben bir video yarattıysam o video ne kadar izleniyor? Aldığı etkileşim oranı nedir? Video paylaşılıyor mu? Beğeniliyor mu, beğenilmiyor mu? Ya da ben bir yere trafik yaratmak istiyorsam oradaki maliyetlerim nedir? Kaç kişi gidiyor? Bunurdaki gönderdiğim kişinin maliyeti benim için ne kadar? Ya da işte kod ise verdiğim ne kadar kişi kod okuttu gibi farklı farklı etkileşim kriterleri var. Ama bunlar hani erişim ve etkileşim dışında bir işi yapıyorsanız, yani bir kampanya başlıyorsanız o kampanyanın bir amacı var en başta. Yani bir iş hedefi var ve o iş hedefinin altında da bir pazarlama hedefi var. Bunu nasıl ölçtüğünüz aslında buradaki başarı kriterleri çok önemli. Yani ben o kampanyada bilinirlik mi yaratmak istiyorum yoksa
ilk akla gelen marka mı olmak istiyorum? Ya da tercih edilirlik mi yaratmak istiyorum? Yoksa satın alma davranışını mı tetiklemek istiyorum? Ya da işte o oyunun yanında en iyi giden içecek bu içecektir. Ya da en iyi giden cips bu cipstir mesajını mı aslında kuvvetlendirmek, güçlendirmek istiyorum? Ya da marka değer ve skorlarında artışlar mı hedefliyorum? Ya da satışımı mı arttırmak istiyorum? Ya da yeni potansiyel hedef kitlelere ürünümü satıp onları sadık birer müşteri haline mi getirmek istiyorum gibi farklı farklı bütün bu soruların aslında cevapları olmalı ya da belirli bunlara dayanacak stratejiler kurguluyor olmanız gerekiyor. Ve çok net bir şekilde de nasıl ölçeceğinizi çok net biliyor olmanız gerekiyor. Yani bir şey istediğiniz için onun olacağını varsaymamanız gerekiyor. Orada çok net bir şekilde o hedefi nerede ve nasıl ölçeceğiniz çok net olmalı ki en başında. Brief'te de bu çok net yer almalı. Bunların hepsini koyduğunuzda aslında zaten oradaki o stratejileriniz, aktivasyonlarınız, nereye ne yapmak istiyorsunuz ve yaptıktan sonra başarılı mısınız, değil misiniz ya da nerede sıkıntı yaşadınız? Bunların hepsine bakıp hem o kampanyayı yapabilirsiniz, optimizasyon anlamında optimize edebilirsiniz veya bir sonraki kampanyalarınız için o datalar sizin için aslında veri oluyor olacak diyebilirim özetle. Biz de Vodafone'daki gaming kampanyalarına çok benzer şeyler tecrübe ediyoruz. Bir bence bu alandaki şanslı konulardan bir tanesi de tüketicinin çok net olması. Yani oyuncu neye nasıl cevap vereceğini o kadar belirgin bir şekilde söylüyor ki uzun süre, çok da uzun süreye gerek yok belki, belirli bir süre bu alanda reklam veren, yatırım yapan markalar aslında ikinci, üçüncü ayında zaten tüketicinin nasıl cevap vereceğini öğreniyor ve ona göre aslında doğru ölçümleme ve KPI stratejisini de oluşturabiliyor. Yani biraz daha devinimi az bir tüketici davranışı söz konusu diyebiliriz. Peki son olarak aslında pazarın büyüklüğünden, oyuncuların biraz profilinden, markaların ihtiyaçlarından, formatlardan, örneklerden bahsettik. Kapatmadan önce son söylemek istediğiniz sözler var mı? Böyle bir cümleyle özetlemek istediğiniz, oyunla ilgili vermek istediğiniz tavsiye olabilir, tip trik olabilir, bir özet olabilir. Yani yine ben alayım sözü o zaman ilk olarak. Genelde böyle döndük saat yönünde. Evet. Yani ben yani bireysel bir şey söyleyeceğim. Hem yatırımcı olarak hem işte bütün alanlarında bu sektörde olmaktan çok mutluyum. Çünkü biraz önce aslında Emirhan konuşurken ilk gördüğüm reklam diye kendi yaşını hafif bize tease etti. Bir an ben eskilere gittim. O Commodore 64 yıllarıma gittim. Acaba Commodore 64'te ilk gördüğüm reklam neydi falan düşündüm o söylediğinde. Sonra işte Amiga dönemlerinde Sensible Soccer diye bir oyun vardı. Sensible'daki o reklam panoları falan aklıma geldi. Ama Commodore'da da vardı zamanında. Yani ta o tarihten bu yana gelen... İnternet yoktu ya. Yani çok acayip bir şey. Böyle yaşlandığını hissediyor insan. Dial-up'la, o zaman başka bir sektörde çalışıyordum. Dial-up'la Londra'ya bağladım. Rapor yolladığımı hatırlıyorum. Yani böyle beklerdik. Ben şanslıyım diye insana bana bastırıyordu. Connect butonuna. Çünkü ben basınca sözde bağlanıyormuş. 100 kere falan dinliyorduk. Böyle bağlanmaya çalışıyorduk. Veya ofise internet geldi diye bir cümle hatırlıyorum. Yani bütün bunları yaşamaktan çok mutluyum gerçekten. Ama bütün bunların en son, yani İş hayatımda da end up ettiği nokta olan gaming sektörü gerçekten hızı, fırsatları, birçok pozitif unsuru yanı sıra çok eğlenceli bir sektör. Dolayısıyla hangi alanından girilirse girilsin, bir kurumda bir profesyonel olarak çalışıyorsanız, mesela örnek olarak Volkan buna güzel bir örnek, bu alanla ilgili bir şeyler yapmak insanı çok bireysel olarak da çok geliştiriyor, mental olarak da çok geliştiriyor. İşin business tarafındaysanız, yani oyun tarafındaysanız, gerek stüdyo olsun gerek işte yayıncılık tarafında olsun, oradaki, yani ben hani reklam şapkamdan dolayı her sektörle çalışan, her sektörün farklı kurumlarının farklı stratejilerine iletişim adına çözüm bulmaya çalışan bir yapıyı yıllardır yönetmeme rağmen ben böyle dinamik bir oluşum içinde hiç yer almadım. Yani istediğiniz kadar uzun vadeli stratejik planlar yapın. En nihayetinde eğer tabii içinde bulunduğunuz sistem akan ve dönen bir sistemse
bırakın yıllık, aylık, haftalık, günlük planları saatlik değişiyor. Çünkü milyonlara dokunuyorsunuz ve milyonlar biraz önce senin de bahsettiğin gibi iletişimde nasıl net bir respons veriyorsa oyun içindeki aksiyonları da çok net. Ya siz bir şey yanlış yaptınız da bir anda bütün o MAU yani günlük oyuncu sayınız, günlük revenue'niz, her şeyiniz böyle borsa gibi inip çıkıyor ve siz bu datayı sürekli görüyorsunuz önünüzde ve deli bir tempo, çok aldığınız pozitif bir aksiyonun karşılığını da aynı şekilde görüyorsunuz. O yüzden ne tarafında yer alırsanız alın. İşte yayıncı tarafı mesela. Yani bir sürü sektör doğdu gaming sayesinde. Yani işin sırf device tarafı değil, tüketici tarafında da bir sürü çok genç arkadaşlar, çok ciddi takipçiler kazandılar, çok ünlü oldular. Bir önceki sunumda da bahsedildiği gibi çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Ailelerine bakıyorlar. Yani bana eskiden annemin ya da yeter çok oynadın, ders çalış demesinin tamamen iş değişti. Şu anda hani bu alanda aileler çocuklarını motive etmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir sektör. Ne tarafından dahil olunabilirse dahil olunduğu zaman karşılığını alınabileceğine inandığım bir sektör. Ve ülke olarak da gerçekten hani bu kadar başarılı olduğumuz konu sayısı çok fazla değil. O yüzden bunun da ben uzun yıllar daha devam edeceğine inanıyorum. Belki birçok sektör yatırım almazken gaming sektörü Türkiye'den halen yatırım almaya, hani algımız ve ekonomik duruma bakıldığında son dönemde devam edecek. Bu çok net gözüküyor, önü kesilmeyecek. Dolayısıyla bu alanın hangi alanda yer alırsanız alın, keyifle bir deneyim yaşayacağınıza eminim. Bunu iletmek istedim. Teşekkürler Burak. Emirhan, seni dinleyelim. Ben de çok kısaca şey söylemek istiyorum. Kendi deneyimimizden platform olarak hani 2017 yılıydı ilk AdColony ile birlikte mobil oyun platformuna dönüşmemiz ve bu platformun reklam alanlarını satmaya başlamamız. İlk yaptığımız toplantılar, markaların, karar verici insanların düşüncesi, algısı, o zamanki verdiğimiz uğraş ve emekle gerçekten şu an gelinen bu konudaki farkındalık, bilgi seviyesi ve algı durumu çok farklı birbirinden. Gerçekten oyunlar artık talep edilen bir sektör, reklam anlamında talep edilen bir sektör de haline geldi. Çünkü buradaki kullanıcı kitlesinin işte kim olduğu, nasıl olduğu, bütün aslında bu webinar boyunca konuştuğumuz, session boyunca konuştuğumuz şeyler, realiteler aslında markalar tarafından da fark edildi. Ve hani bunu şeyden de görebiliriz, sadece bir oyun içindeki reklamdan değil, markaların birebir oyunlarla yaptıkları partnerliklerden bahsedebiliriz. İşte Zula örneği verildi, onun yanında şu an mobil taraftan yine bakacak olursak PUBG ile yapılan işbirlikleri ya da Wild Rift ile yapılan işbirlikleri markaların bu alandaki gelişimleri gerçekten gösteriyor. Bu alanda ticari farkındalık artıyor. Yani birçok marka artık şu an global ve büyük diyebileceğimiz bütün markalar neredeyse bu alan içerisindeki yatırımlarını gittikçe artırıyorlar. Umuyorum doğru stratejiler ve KPI'larla daha fazla markayla yine bu alan içerisinde çalışma fırsatı buluruz. Bakalım 5 sene sonra bugüne dair neler söylüyor olacağız. Evet. Bundan 5 sene önce bayağı gelişme şahit oldum. Peki son olarak Volkan, senin eklemek istediklerin var mı? Ben de hızlıca birkaç madde ekleyeyim. Aslında hani bugün de bahsettiğim konuları tekrar bir özetlemek gibi de düşünebiliriz. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörde yer alabilmenin yolu gerçekten kendinizi doğru konumlandırmanız gerekiyor. Bunu da yapabilmeniz için tüketiciyi, oyuncuyu merkeze koyup onu çok iyi anlamanız gerekiyor. Bir diğer nokta, yaptığınız işte gerçekten samimi, farklı, ayrışan ve sektöre değer katacak, oyuncuya değer katacak işler yapmanız gerekiyor. Bir üçüncü madde ise aslında doğru KPI'ler ile yola çıkıp bunları da yol üstünde takip ederek gerekli optimizasyonlarınızı yapmanız gerekiyor diyebilirim özetle. Süper bir özet oldu. Tam bir gaming'e giriş niteliğinde. Çok çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti. Büyük bir keyifle dinledim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkesten de benzer görüş ve yorumları aldım. Sorularımız var. Hemen sorularımızı size yöneltmek istiyorum. Öncelikle Yağız Okumuş'un sorusuyla başlamak istiyorum. Diyor ki, büyük sektörün büyük ve önemli oyunları hala in-game advertising'e yanaşmamakta. Sizce sebebi nedir?
Şöyle çok kısa girebilirim ben bu soruya aslında. Şimdi sektörün büyük oyuncuları derken aslında muhtemelen kendi oynadığı büyük oyunlarda reklam görmemekten bahsediliyor burada. Ama işin arkasına baktığımız zaman şu an game publisher'lar için en büyük revenue mobil oyunlardan, yani %33'lük ya da 30-35'lik bir oranlaydı sanırım. Game publisher'ların aldığı en büyük revenue aslında mobil taraftan geliyor. Mobil tarafta da aslında neredeyse bütün oyunlar, birkaç oyun hariç bütün oyunların reklam aldığını söyleyebiliriz. 2022 yılında bu oranın %40'ların üzerine çıkması bekleniyor. Yani bilgisayar oyunlarla mobil oyunların farkına baktığımız zaman. Reklam vermeyen mobil oyunlar ya da bilgisayar oyunları ya da konsol oyunlarına bakacak olursak genel nokta kullanıcı deneyiminden dolayı ve zaten baktığımızda oyunların hem kendini satması hem oyun içi itemleri satması gibi o kadar fazla revenue alanları var ki bu reklam tarafına girme ihtiyacı duymayabilir belli markalar, oyunlar, publisher'lar diye düşünüyorum. Ama tabii Burak'ın da ekleyecekleri olabilir belki. Ben katılıyorum yorumuna Emirhan. Arkadaş muhtemelen kendi oyun deneyimiyle ilgili o feedback'i vermiştim. Sonuçta in-game purchase olmayan oyunlar hani direkt belli bir ücret ödeyerek direkt reklam olmayan modları da var. Reklamlı olan modları da var. Yine oyun tipi, jenerisi vesaire göre değişiyor. Ama hani mid ve hardcore oyunlarda oyuncu deneyimini bozmayacak reklam alanları yaratmak mümkün. Mesela bizim deneyimimiz de bu şekilde. Hani bahsettiğim ya, haritalar birebir aynı. Mesela 4 Levent baktığınızda o metronun içindeki billboardlar bizde de var. Billboardun içinde reklam olunca gerçek hayatta gördüğü reklamı oyun içinde görünce rahatsız olmuyor oyuncular. Yani bunun gibi çözümler üretilebiliyor. Bunları da global medya publisher'ların, aggregator'larıyla çalışarak tüm dünyadan reklam alabiliyorsunuz ve oyuncu rahatsız etmemeye, deneyimini bozmamaya çalışıyorsunuz. Ama yine Emirhan çok mutlu açıkladı. Üzerine çok söylenecek bir şey yok. Çeşitli nedenlerden hani oyun içi satışları, gelirleri çok yüksek olan birçok kurum tercih etmeyebiliyor. Veya bütün iş modeli reklam gelirine bağlı olan oyunlar da var. Hani bakıldığı zaman muhtemelen Yağız arkadaşımız genellikle mid ve hardcore oyun deneyimi oynayan veya konsol oyunu oynayan bir kullanıcı. Oralarda biraz daha az reklam görebilir ve bu çapta büyük oyunların başka işbirlikleri oluyor aslında. Hani reklam geliri yerine o işbirliklerine o geliri elde ediyorlar zaten worldwide anlaşmalarla. Dolayısıyla da oyun içinde herhangi bir reklam göstermeyi tercih edebiliyor. Çok teşekkürler. Gayet yeterli oldu bence cevaplar. Bir sorumuz daha var. Oldukça uzun yazmış Fatih Sal. Ben özetlemeye çalışacağım. Öncelikle bu webinarımızı gamerların da seyretmesinden dolayı ve de görüş vermelerinden dolayı çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Fatih Sal da hem bir gamer hem de girişimci olarak kendisini tanıtmış. Demiş ki marka ve oyun işbirliği yanı sıra oyuncu ve marka işbirliğinde de katkı sağlayacak, marka sadakati oluşturacak oyuncuyla marka arasında ve samimiyeti artacak işler nasıl olur, tanımlayabilir misiniz? Burada ben alabilirim. Volkan'ın da ekleyecekleri olacaktır. Bence çok güzel bir soru aslında. Yani alanları, noktaları birleştirmemiz gerekiyor. Bugün işte platformlardan, oyunlardan bahsediyoruz. Ama aslında oyuncular da yavaş yavaş gerçekten ön plana çıkıyor, fark yaratıyor. Bugün birçok oyuncuyu aslında influencer olarak da konumlandırıyoruz, değerlendiriyoruz kampanyalarımızda. Burada tabii ki markaların, yani oyuncu olarak değil influencer olarak baktığımda markaların gözettiği belli başlı kriterler var. İşte erişimler, engagement oranları, hani hangi hedefe nasıl koşabiliriz o influencerla beraber, markanın kimliğine uygunluk gibi bir tür bir takım kriterlerden geçirerek uygun yüzleri seçmeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda da özellikle orta ve uzun soluklu işbirliklerinden markaların çok çok fayda gördüğünü tecrübe ettik. Biz Vodafone'da oyun anlamında sadece oyunu bir platform olarak, erişim platformu olarak değil, aslında ürünlerimiz açısından da çok değerlendirdiğimiz için bu alanda aktif olduğumuzu düşünüyorum. Ve gerçekten denilen gibi sadece oyun ya da platform olarak değil, oyuncu marka işbirliklerinin de daha gidecek çok yolu var, o kesin. Ama markalar için de bir nevi
Blue Ocean dediğimiz mavi okyanus çok verimli, efektif bir alan diyebilirim. Çok teşekkürler. Yeterli bir cevap oldu bence. Başka sorumuz yok gördüğüm kadarıyla. Bazen geç düşüyor, birazcık oyalandım ama yok. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Ayşe moderasyonun için. Burak, Emirhan ve Volkan panelist olarak katılımınız ve değerli yorumlarınız için harika bir sohbet oldu. Yeniden görüşmek dileğiyle birçok not aldık. Umarım bunun devamı gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sohbetli. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Görüşmek İyi üzere. Yayınlar. İyi yayınlar. Sağ olun. E-spor panelimize az sonra başlayacağız.